nefes sıkışması dediniz, hafif çarpıntı dediniz. Çarpıntı gösterir mi kendini? Çarpıntı yapabilir. Ritimle ilgili sorunlara bağlıysa ki biraz sonra belki ondan söz ederiz. Lütfen. Yani sadece kalp krizi değil, kalbin krizden, kalp krizinden, damar hastalığından bağımsız ritimle ilgili sorunları da kalpte durmaya, ani ölüme yol açabiliyor. Bu tür hastalarda nefes alım dışında çarpıntı şikayeti olabilir. Çarpıntı şikayeti bazen basitçe işte panik ataktır, farklı şeylere de bağlanabilir. Tabii. Bu tür hastalarda, bu tür kişilerde. Onun için genelde olağanın dışında yeni başlayan bir şikayet olduğu zaman mutlaka ciddiye alıp bir kontrolden geçmek gerekiyor. Geçmek gerekiyor. Genetik faktör önemli midir burada hocam? Özellikle ritimle ilgili sorunlarda genetik faktör önemli. Ani ölüme yol açan ritimsel sorunlar, genetik zeminleri var. Ailede, geçmişte, aile bireylerinde varsa bu tarz kişilerin daha dikkatli olması, daha erken kontrol olmaları gerekir mutlaka. Evet. Peki şimdi bu ani ölümlerin sebepleri, belirtileri, nelere dikkat edilmeli? Tüm bunları biraz açıklamalı konuşmak istiyorum ama önceki dediniz ki ritim bozukluğundan bahsedelim. Tabii. Nedir hocam ritim bozukluğu? Yani kalbin normal bir ritmi var. İstirahatı bu 60 ile 80 arasında, kalp 60 ile 80 arasında bir atlık oluşturur. Normal gün içinde, normal. Sağlıklı bir insanın, sağlıklı bir insanın spor yapmaz iken. Aynen, veya bir stres, bir sıkıntı, herhangi bir anormal bir durum yokken istirahatı nabzının 60 ile 80 arasında seyretmesi gerekir. Bu 60'ın altında böyle hafif düzeylerde düşük olanlar olabiliyor. Çok önemsemediğimiz işte 55-60 arası olabilir. Ya da 80'in üzerinde bazı insanlarda yapısal olarak biraz stresli yapıda olan insanlarda 80'in üzerinde de istirahat nabzı olabilir. Ama nabzın bu değerlerin üzerinde ya da altında olmasına biz ritim bozukluğu diyoruz. Ritim bozukluğu çok geniş bir kavram. Yani yavaş çalışmaya da ritim bozukluğu diyoruz. Tabii. Hızlı çalışmaya da ya da normal çalışıyor ancak düzensiz çalışmalar vardır. Ya da işte biz ekstra atımlar, işte ekstra sistol dediğimiz böyle kalpte normal atımın dışında ara ara gelen tek atım ya da işte çift atım şeklinde fazlalık atımlar olur. Onlara da ritim bozukluğu diyoruz. Bunlar da genellikle kalbin elektriksel sisteminden kaynaklanıyor. Yani normal ritmin kaynaklandığı bölgenin dışında kalbin bir başka bölgesinden olmaması gereken bir bölgeden yersiz ve zamansız atımlar ortaya çıkıyor. Bunlar tedavi gerektiren değerler midir? Yani ritim bozuklukları bir kısmı tamamen tedavi gerektirmeyen, sadece hastada şikayet oluşturan ritimle ilgili sorunlar var. Bunlar eğer hastanın günlük yaşantısını çok fazla etkilemiyor, hastayı çok rahatsız etmiyor, çok nadir oluyorsa çoğu zaman tedavi vermediğimiz hastalar bile var. Ama bunun dışında bir kısım ritimsel sorunlar da böyle ciddi tedavi gerektiren, hayat risk oluşturabilecek ritimsel sorunlar da var. Olabiliyor. Hani biraz önce bahsettiğimiz ani ölüme yol açabilecek, evet, ani ortaya çıkan, evet, ritimsel sorunlar da var. Çok geniş bir yelpazede ritimle ilgili sorunlar. Bahsettiğimiz gibi bazıları hiç tedavi gerektirmeyebiliyor ama bazıları da çok ciddiye alınıp ciddi önlem almak gerekiyor. Evet. Peki ritim bozukluğu bir hastalığa sebep olabilir mi? Şöyle. Genelde, ya da hangi hastalıklara sebep olabilir? Yani ritimle ilgili sorunlardan bir kısmı çok süreklilik arz eden, yani örneğin kalp ritmi hastanın sürekli yüksek. Çok yani rahatsız edici olup, bir şey değil olup mi? 3-5 dakika, 5-10 dakika sürüp ya da işte yarım saat sürüp geçen şeklinde değil de genelde nabzı yüksek hastalar vardır ritim bozukluğuna bağlı. Ritimleri böyle diyelim biraz önce bahsettik 60 ile 80 arası, evet, ideal ritim. İşte 80-90 değil de sürekli 120-130'da seyreden hastalarda zaman içinde kalpte büyüme, kalp yetmezliği gelişebiliyor. O nedenle bu tür hastalarda mutlaka kalp ritimlerini kontrol altında almamız gerekiyor. Evet. Peki hocam sporculardan bahsetmiştik sizinle sohbet ederken. Sporcuların kalp ritmi normal kişilere göre biraz daha mı düşük? Yavaş oluyor. Daha yavaştır. Yani düzenli spor yapan ama bu basit spor yapanlar için değil. Evet. Yani profesyonel spor yapanlar da uzun süreli spor yapıma bağlı olarak nabız buna paralel olarak düşüyor. Sporcuların nabızları düşük oluyor. Bunlarda da özellikle sporcuları yıllık takipler, kontroller mutlaka yapıyoruz. Nabzın yavaş olması da kalbi zaman içinde büyütüp kalp yetmesine neden olabiliyor. Çok çalışması da, az çalışması da kalbi, kesinlikle, zaman içerisinde büyütebiliyor. Aynen öyle. Peki kalbin yağlanması gibi bir şey söz konusudur. Mesela karaciğer yağlanması diye bir şey duyarız. Şöyle iki şekilde var. Kalbin bir damarlarında yağlanma, buna bağlı zaman içinde kireçlenme ve daralmalar oluyor. Zaten klasik bildiğimiz kalp damar tıkanıklığı ve kalp krizi bundan kaynaklanıyor. Evet. Ama bunun dışında da kalbin perikard dediğimiz dokularında, çevresinde yağlanmalar yoğun bir şekilde olup onlar da kalbin fonksiyonlarını olumsuz yönde etkileyebiliyor. Bu büyümeyle aynı şey mi oluyor hocam? Büyümenin dışında bir durum. Tamamen dışında, kalbin dışında olan ama kalbin çalışmasını, gevşemesini etkileyen, bir soruna yol açabiliyor. Soruna yol açıyor. Peki hemen gelmek istiyorum. Geçtiğimiz günlerde sahada dediğiniz bir genç futbolcu, yabancı, uyruklu, kalp krizi geçirdi. Çok da genç. Nedendir mesela bu kadar kontroller altında bir sporcu, hem de aktif bir sporcu, bir takımda oynayan? Öngörülememiş midir? Yani profesyonel sporcu bunlar. Aslında yıllık ciddi kontrollerden, tabii, geçiyorlar. Her ay değil mi check-up'lardan geçiyorlar? Yani amatör sporlarda böyle kontrolleri biraz ne diyelim,
bir prosedürü yerine getirme şeklinde olabiliyor. Ancak profesyonel sporcular da yıllık mutlaka ciddi kontrollerden geçiyorlar. Ama burada bir şanssızlık demeyelim. Bu normal olayın doğasında var. Bizim normal rutinde sporculara yaptığımız kontrollerde ya da sporcu olmayan normal bize muayeneye kontrole gelen insanlara yaptığımız tetkiklerde hastalıkların bazen atlanma riskleri var. Biraz önce bahsettiğimiz ritimle ilgili sorunlar, hastanın yaptığınız bütün tetkiklerinde hiçbir şey ortaya çıkmayıp ama zaman içinde takipte böyle ani kalp durması, ani ölüm ortaya çıkabilir. Kalp damar hastalıklarında da aynı şekilde rutin tetkiklerde biz hastayı muayene ediyoruz. Bir kalp grafisini çekiyoruz. İşte ekokardiyografi dediğimiz kalbin ultrasonunu yapıyoruz. Bunun dışında işte sporcularda özellikle efor test dediğimiz eforda EKG yaptırıyoruz. Bunun dışında ilave gerekli tetkikler gerekirse hastanın durumuna göre yapılan bu ön değerlendirmeye göre gerekli ilave tetkikler de yapılabiliyor. Ancak bu tetkikler hem kalp damar hastalığını hem de ritimle ilgili sorunları atlama riski mutlak var. Evet. Bunun dışında yapısal kalp hastalıkları vardır. Kalp duvarlarında kalınlaşma ki bu sporcularda özellikle ağır spor yapanlarda aynı ölüme neden olabilecek bir durum. Ama ekokardiyografi dediğimiz kalbin ultrasonunda bu mutlak ekarte edilebilen bir durum. Evet. Yani yapısal sorunları mutlaka görüyoruz. Onları ekarte edebiliyoruz ancak o yaptığımız ayaktan tetkiklerde direkt damarları görmüyoruz. Hı hı. Ritimle ilgili sorunlar kalbin elektriksel sisteminden kaynaklanıyor. Onlar da gross olarak böyle baktığımız tetkiklerde görebileceğimiz şeyler değil. Değil. Peki hocam düzenli eğer bir kişi 6 ayda bir mi yaptırması lazım bu kalple ilgili tetkikleri? Yani herkese 6 ayda bir kontrol önermiyoruz. Evet. Ancak kalp damar hastalığı açısından risk altında olan kişilerin mutlaka işte 40 yaşından sonra mutlaka yıllık kontrol öneriyoruz. Yıllık bir kere özellikle spor yapanların, kilosu fazla olanların, kötü alışkanlıkları olanların özellikle kalp sağlığına biraz daha dikkat etmeleri gerekiyor diyorsunuz. Ama bütün bunlara rağmen hastalığın o ayaktan yapılan tetkiklerde atlanabileceğini de bilmek lazım. Atlamamak için ne yapmak gerekir? Mutlaka risk altında olan, ailesinde ani ölüm riski olan kişilerde, işte genç yaşta ani ölüm olan kişilerde ya da işte kalp damar hastalığı açısından ciddi risk altında olan kişilerde mutlaka daha ileri tetkikler yapıyoruz. Hı hı. Hastalığı atlamam açısından. Evet, bütün bunlar çok önemli. Peki bütün bunlar eğer tespit edilirse tedavisi mümkün mü? Tedavisi mümkün. Evet. Kalp ilgili rahatsızlıkların ileri düzeyde kalp yetmezliği hariç ki onlarda da kalp nakli ya da işte kalbe yapay kalp dediğimiz tedavi şekilleri onlarda da var. Hı hı. Bunun dışındaki kalp rahatsızlıklarının hepsinin mutlaka tedavileri var. Tedavileri var. Damar tıkanıklıklarının vesaire. Ama damar tıkanıklıklarının işte ilaç dışında işte balon stent dediğimiz anjiyo sırasında damar açma yöntemleri var. Evet. Bunun dışında çok yaygın damar hastalığı olanlarda bypass cerrahisi dediğimiz ameliyatla tedavi şekli var. Aynı şekilde ritim bozukluklarında da hem tanısal anlamda daha ileri tetkik yapabileceğimiz işlemler var. Onun dışında da ritim bozukluklarında büyük bir kısmında EPS ablasyon dediğimiz nasıl kalp damar hastalığında böyle anjiyo yapıp balon stent sistemiyle çözüm sağlıyorsanız ritim bozukluğunda da elektrofizyolojik çalışma dediğimiz kalbin elektriksel sistemini detaylı olarak incelediğimiz gizli olan ritimsel sorunları aşikar olarak tetikleyip ortaya çıkarabildiğimiz bir işlem var. Bu işlem sırasında ritim bozukluğunu tespit ettiğimizde onu kalıcı olarak çözebildiğimiz bir ablasyon dediğimiz bir yöntem var. Evet. Kalıcı olarak da çözülebiliyor. Bunun dışında ablasyon yöntemiyle çözülemeyen tehlikeli ritimsel sorunlar, biraz önce bahsettiğimiz ani ölüme yol açan ritimsel sorunlarda nasıl hepimiz biliriz ritimsel sorunlarda işte kalbe şoklama yapılır. Evet. Kalp piline benzer bir cihaz vücuda yerleştirilerek bu ritim sorunları ortaya çıktığında o cihaz onu tespit edip anında küçük bir enerjiyle kalbi durdurup şoklamaya tekrar benzer şekilde kalbi şoklayıp o ritimsel sorunu ortadan kaldırıp yani bir resetleme gibi. Bir elektrik vermek gibi bir şey mi hocam? Tamamen elektriksel şok. Tamamen elektriksel şok. Bir de damarı yakmak gibi bir işlem var. Biraz önce bahsettiğim ablasyon işlemi. Ablasyon işlemi. Damarı yakmak değil de işte kalbin o elektriksel sisteminde fazlalık olan yerlerin yakılarak yok edilmesi gibi yok edilmesi gibi bir yöntem. Peki kalp krizi geçiren birine nasıl müdahale edilmeli? Kişi kendisi bunu fark eder mi? Yani o güne kadar ki belki belirtiler geliyorum dedi. İlk kez başımıza geliyor. Allah korusun hocam ne yapmalıyız? Nasıl müdahale edilmeli yanımızda biri olursa? Hasta mutlaka bunu fark ediyor ama bazı hastalarda çok sessiz oluyor semptomlar. Yani çok hafif oluyor. Hafif bir göğüs ağrısı dışında hiçbir şey hissetmiyor. Bu tür hastalar genelde hiç müdahale olmadan direkt kalp krizi geçirirken bile bize Purkinje şartlarında gelebiliyorlar. Oo. Ama birçok hastada da şiddetli göğüs ağrısı, beraberinde nefes darlığı, terleme, bir ölüm korkusu, bulantı, kusma bu tarz şikayetler ortaya çıkabiliyor. Ya bir da kalp krizi ağrısı hocam denen sırta vuran, kola vuran bir şeyler tarif edilir. Evet. Bunun gerçeklik payı var mı? Yani her sırt ağrıması ya da her kol uyuşması kalple bağlantılı mıdır? Kesinlikle değildir. Yani daha çok kas adeli ağrıları yaygın olarak görülüyor. Ama kalp ağrısı klasik olarak en klasik formülü anlatacak olursak mide ile çene arasında, göğüs ortasında bir baskı, bir ağırlık, bir yanma ya da işte sağdan soldan böyle
kuşak şeklinde, sıkıştırma şeklinde ortaya çıkar. Çeneye, alt çeneye vurabilir, kollara, sırta vurabilir. Evet. Bazen de bunun dışında böyle klasik olmayan, işte sadece sol göğüs, sadece sol kolda şikayetle gelen hastalarımız da oluyor. Oldukça kendini belli ediyor diyorsunuz. Ancak istirahat halinde ya da eforla gelen, bu şekilde bir şikayete kalbi yormak lazım. Ancak kişi yürüyünce eforla hiçbir şikayeti olmayıp, dururken ortaya çıkan, derin nefes alıp vermeyle değişen, sağa sola dönmeyle ya da pozisyonda değişen ağrılar da daha çok kas adeli ağrısıdır.